Tamamen inşaat. Pahalı hobiler arasına giren model uçak hobisiyle ilgilenenlerin Fethiye'deki azımsanmayacak çokluğu dikkat çekiyor. 4 sene önce İstanbul'dan gelip Fethiye'ye yerleşen Kemal Albayrak, 47 yıldır hobi olarak maket uçak ve model uçak yapımıyla ilgileniyor, yarışmalara katılıyor. Uluslararası olimpiyatlarda baş hakemlik yapan Albayrak, aynı zamanda Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nda teknik ekipte yer alıyor. Fethiye'de model uçakla ilgili etkinliklerin çok masraflı olduğu için yapılamadığını dile getiren Albayrak, en kötü bir model uçağın maliyetinin yaklaşık 30 bin lira olduğunu söyledi. Siz bu malzemeleri nasıl temin Yurt ediyorsunuz? Yurt dışından getiriyoruz, getirtiyoruz. Burada Türkiye'de bu işi yapan satışı, yani getirtirip de satan insanlar var, mağazalar var. Oradan temin etmeye çalışıyoruz ama biz genelde yarışmacı olduğumuz için biraz malzemeleri seçici olarak davranıyoruz. Bize özel malzemeler, istediğimiz malzemeleri getirtiyorlar. Biz onların içinden işte seçiyoruz. Çok pahalı bir hobi aynı zamanda. Evet, yani şöyle, dünyanın en pahalı işi diyebiliriz. Şu elimde gördüğünüz uçak şu anda 1200 dolar. 1500 dolar arasında. Maliyet mi yoksa satış fiyatı mı? Mesela? Hayır, maliyet. Maliyeti. Maliyet, tabii ki. Mesela satmak istedim, yani almak isteyen olursa bu tarz bir uçağı ne kadar alabilir? Şöyle, bunu dışarıda bulması mümkün değil. Bunu ancak yapabiliyor. Yani biz yarışmacı olduğumuz için modellerimizi kendimiz yapıyoruz. Ama dışarıdan hazır olarak da alma şansı var. Öyle bir şans da var. Bunu üreten kişiler de var. Artık eskiden serbest değildi dünya standartında. Herkes kendi modelini kendisi yapmak zorunluluğu vardı. Aha. Şimdi hazır olan modeli alıp yarışmalara katılma olanağı tanıdılar. Dolayısıyla böyle bu tip şeyleri yapan kişiler var dünyada. O kişilere müracaat edip oralardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Kendi modelinizi ayarlayıp uçabiliyorsunuz. Siz bu işi peki ticarete dönüştürdünüz mü ya da dönüştürmeyi Hayır, düşünüyor hiç, musunuz? Ben hiç mi? Ticarete dönüştürmedim. Hobi olarak başladım. Bunun yanında işte üniversitelerde olsun, işte liselerde veya daha küçük yaşlardaki çocuklara eğitimler verdim. Hava Harpokulu dahil buna. Burada tabii ilk havacılığın yapısını anlatabilmek için insanlara bu tarz şeylerle eğitimler verildi. Türk Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Fatih Ergenekonsa, ULA'da model uçakçılığın geliştirilmesi için uygun bir yer olduğunu ifade etti. Babadağımız dünyanın sayılı atlayış yerlerinden biri. Evet, hatta ilk ikiye giriyor yani hatta atlayış açısından. Çünkü bazı şeyler var, yapılması gereken zorunlu işlemler var. Ancak orada yapılabiliyor. Deniz üstünde yapılan hareket, işlem bunlar. Yani sertifika alırken uygulanan bir şey var. Yapılması gereken bir hareket var. Onun yapılması gerekiyor. O da ancak burada Ölüdeniz'de yapılabiliyor. Babadağ'dan atlayınca yapılabiliyor. Buranın havası çok güzel. Yaz olarak yazı uzun. 8 ay. 8 ay var. Yani burası aslında havacılık için çok uygun bir yer. Mesela burada en önemli şey bir tane hava parkı olması lazım ki buraya insanlar yurt dışından geliyorlar. Kendi uçaklarıyla gelip burada uçaklarını koyacakları bir hangar olması, bir yer olması lazım. Bu arada başka bir şey daha ekleyeyim. Dünyadaki yani biz şimdi mesela bürokrasi genelde şey yapıyor, işte bir olimpiyat almaya çalışıyor Türkiye'ye. İşte bu kara olimpiyatları, kış olimpiyatları, evet. Akdeniz olimpiyatları falan filan gibi. Ama o olimpiyatları almak için gösterilen çabalarda Türkiye'de yapılmış olan bazı doneleri gösteremiyorlar. Bunun için de belki başarılı olacağımız yerde ikinci plana atılıyoruz. Şey yapalım, çekelim.